4. Elazığ Tarım Fuarı'nda üreticileri bilinçlendirmek için Türkiye ve Dünya tarımında riskler, fırsatlar ve yatırım trendleri konulu bir konferans düzenlendi. Elazığ Belediyesi'nin öncülüğünde dördüncüsü düzenlenen Gıda, Tarım, Hayvancılık, Teknoloji ve Yöresel Ürünler Fuarı dördüncü gününde düzenlenen etkinlik ve konferanslarla devam ediyor. Fuarın dördüncü gününde Kamu Araştırmaları Vakfı Tarım ve Gıda Direktörü Dr. Nevzat Birişik'in konuşmacı olduğu Türkiye ve Dünya tarımında riskler, fırsatlar ve yatırım trendleri konulu bir konferans düzenlendi. Türkiye'de tarımsal üretimin düşünüldüğünden daha iyi bir durumda olduğunu ifade eden Dr. Nevzat Birişik, tarımdaki problemin katma değerinin düşük olmasından kaynaklandığını kaydetti. İnsanlar tarımla ilgili negatif bir gündeme sahip. Türkiye'nin birçok yerinde insanlara sorarsanız tarımda neyiz diye, muhtemelen kendi kendine yeten 7 ülkeydi, şimdi ithalat yapıyor. Gerçek şu, Türkiye ihtiyacından fazla üretiyor, 15-20 milyon ton kadar satıyor ve dünyada 18. büyük ekonomi olduğu halde tarımda 9. Savunmada 9. değil, sağlıkta değil, ulaştırmada değil, haberleşmede değil. Dolayısıyla tarımda aslında gerçekten başarılı bir durumumuz söz konusu. Fakat para etmeyen bir iş yapıyoruz. Ürettiğimiz tarımsal ürünlerin toplamı 150 milyon ton, 150 milyon ton, değeri 60 milyar dolar. Yani her bir kilosu 0,3 sente, 0,3,5 sente gelen bir şey. Türkiye'de tarımsal üretimin geleneksel bir şekilde devam ettiğini belirten Doktor Birişik, tarımda katma değerin artması adına teknolojinin etkin kullanılması gerektiğini vurguladı. Ama bizim bugün çiftçimiz, üretim kültürümüz bundan bir önceki yüzyılda, yani 20. yüzyılda yaşıyor. Fiilen bizler 21. yüzyıldayız. Birçok sektör buraya taşındı ama tarım sektörü taşınmış değil. Tarım yapmak için köyde yaşamanız gerekiyor gibi bir algı var. Fakir olmalısınız. Üstünüz başınız dökülmeli. Bilim, teknoloji size uzak bir şey olmalı gibi bir algı. Ama bu coğrafyada aslında tarih çok köklü bir geçmişi var tarımın. Buradan dünyaya yayılıyor.